Otelinizde yer var mı acaba? Otelimizde yer vardı tam size göre ama bizim otelimiz fakir otel olduğu için şu anda iki tane odası var ve en üst katta kral dairemiz boş sadece. Fark etmez. Kral dairesinde kalmak istiyorum. Ne kadar? Bir elmas. Sadece bir elmas verirseniz kalabilirsiniz. Bir elmas mı? Bir elması ben nereden bulayım? Bende elmas yok ki ben fakirim. O zaman 10 tane kömür verirseniz yeterli tamamdır. 10 tane kömür verin. Bende 10 tane kömür yok ki. Sadece 9 tane kömür var. Bir tane de örümcek ağ var. Al bakalım. Tamamdır. Yapacak bir şey yok. Kral dairesine geçebilirsiniz o zaman. En üst katta. Eğer bir gün ben de zengin olursam zengin otelinde kalmaya başlayacağım ve zengin otelinin tadını çıkartacağım. Şuradan hemen kaydını yapayım arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde. Tamamdır. Kaydını aldık şimdi. Kasamıza da şuradaki kömürleri örümcek ağını koyarsak çok güzel. Aha telefon çalıyor. Alo. Merhabalar. Birinci kata yemek getirir misiniz? Sadece patates vardır yemek olarak başka hiçbir çeşitimiz yoktur. Sadece patates vardır. Tamamdır fark etmiyoruz. getir bakalım. Getiriyorum hemen. Şuradan girelim arkadaşlar. Hemen yemeklerini götürelim. Oo bakın dolabın içinde sadece patatesler var arkadaşlar. Patates kutusunun içinde de patatesler var. Hemen götürelim. 3 tane patates götürelim. Evet. Çok güzel. Yemeğiniz geldi. Getir getir acıktım iyice. Yemeğimi yemeği ver bakalım. Buyurun efendim 3 tane patatesiniz. Borcum ne kadar? İki tane kömür. İki tane kömür verseniz yeterli. Çok teşekkürler. Al bakalım kömür. Arkadaşlar iki tane daha kömür kazandık çok güzel fakir otelinden de paralar kazanmaya devam ediyoruz şuraya koyabiliriz gidip bir köylüye bakalım köylü ne yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi zengin otelimizde odalar doldu arkadaşlar fakir otelimizde zaten iki tane oda var ikisi de doldu çok güzel paralar kazanmaya devam ediyoruz hemen gidelim burada zaten tamircimiz var arkadaşlar yapmamız gereken çok iş var ve hepsine yetişmemiz gerekiyor köylüye de yardım edersek çok güzel olabilir Oo, bir tane bile müşteri yok bu nedir böyle Köylü, neden hiç müşteri yok? Dostum, bir tane bile müşteri gelmedi. Ben de anlamadım. Böyle müşteri olmazsa para kazanamayız ki. Keşke ben burada dursaydım. Eğer ben burada dursaydım burası müşteri kaynardı. Ben varken müşteri gelmediyse sen hiç getiremezsin. Ben bütün dükkanlara senden daha iyi bakarım. Köylü demek sen kendini benden daha iyi mi zannediyordun? Evet öyle zaten. Arkadaşlar sizce ben mi daha iyi para kazanırım yoksa köylü mü daha iyi para kazanırdı? Eğer ben iyi para kazanırım diyorsanız yorumlara bir yazmayı, köylü kazanır diyorsanız arkadaşlar yorumlara iki yazmayı kesinlikle unutmayın. Ben daha iyiyim diyorum sana. Sen şimdi görürsün benim bir fikrim var. Nedir köylü? Bundan sonra o zaman dostum dükkanı ikiye böldüm. İkiye böldüğümüz sayesinde herkes kendi parasını kendi kazanacak. Al bakalım işte böyle. O köylü sen ne yaptığını zannediyorsun? Şimdi bu kırmızı çizgi sayesinde artık herkes kendi parasını mı kazanacak? Evet dostum. Bundan sonra dükkanın bu tarafı benim diğer tarafı senin. Hadi bakalım al bu malzemeleri. O bunlar nedir? Bunlar senin masaların. Diz bakalım. Masalarımızı dizelim ve kim daha çok para kazanacakmış görelim. O köylü. Sen görürsün tamamdır. Hemen dizmeye başlayalım arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde. Bir tane şuraya dizelim arkadaşlar şöyle hızlıca hemen şöyle koyacağız. Masamızı dizelim ve artık köylüyü yenmenin vakti geldi. <laughs> Sandalyelerimizi koyalım hemen bir tane buraya bir tane buraya koyalım. Evet köylü sen bittin. Şimdi seni yeniyorum. Seni yenmek istemiyordum ama sen kaşındın. Şimdi seni yeneceğim. Evet dizdim ben köylü sandalyelerimi masalarımı. Ben de dizdim dostum. O, oh, o zaman müşteri bekleyeceğiz. Aha bunlar nedir? Dostum soldaki senin kasan sağdaki benim kasam bakalım kim daha çok para kazanacak. Köylü geçmiş olsun ben seni şimdi yeniyorum. Bekleyelim bakalım dostum. Müşteriler gelmeye bir başlasınlar. Ne kadar da güzel bir pizzacı gerçekti. Çok güzel. Bana bir pizza getirir misiniz? Olamaz köylü senin tarafına geldi müşteri. Ya dostum sen merak etme ben müşteriden paramı kazanıyorum ya Merhaba hoş geldiniz ne istemiştiniz? Ne mi istedim? Pizza istedim tabii ki pizza istiyorum Tabii ki efendim pizzanız hemen geliyor siz hiç merak etmeyin pizzanızı hazırlıyorum Görürsün köylü aha bana da bir müşteri geldi Oo oh, hoş geldiniz pizzanız hemen hazırlanıyor siz hiç merak etmeyin ee, Abicim bana bir tane double olmasın normal hamburger istiyorum abicim normal olsun hamburger istiyorum Hamburger mi? Ne hamburgeri? Burası pizzacı. Pizza yarışması yapıyoruz. Pizza istiyor musun? Hayır abici. Ben hamburger istiyorum. Gerçekten hamburgeri canım çekti. Burada hamburger yok. O zaman gidebilirsin. Hamburgeri yok. Ya Yo, dostum. Sana böyle müşteri gelir işte. <laughs> Köylü al işte bu müşteri şimdi de senin tarafına geçti. Ne olacak? hoş geldin. Benden pizza yemeye karar verdin değil mi? Abicim burada hamburger var mı abicim? Ben hamburger istiyorum. Hayır bu tarafta da pizza var. Burada da pizza yiyebiliyorsun. Dükkanın iki tarafı da sadece pizzacı. Abicim bana bir tane normal hamburger ısın abicim. Hamburger istiyor benim canım. Maalesef hamburgerimiz yoktur. Gidebilirsiniz o zaman. <laughs> ne oldu köylü? Müşteri gelmedi mi sana da? Neyse köylü beni lafa tutma. Baksana iki tane müşteri geldi. Efendim hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? Ne mi isteyeceğim? Pizza isteyeceğim. Bana bir tane pizza. Size de bir tane pizza getiriyorum. Bana da bir tane pizza getirirsen çok mutlu olurum. Tamamdır. Hemen geliyor pizzalarınız. Bekleyin bakalım. Yarışma yapıyoruz. Yarışmayı ben kazanacağım köylü. Dostum benim müşterilerim de çok fazla. Seninle yarışıyoruz bakalım kim yenecek. Pizzalarınız geldi mi? Afiyet olsun çok hızlı bir şekilde en sıcak pizzaları biz yaparız. Hayır biz daha hızlı pizza yaparız ve sıcak yaparız. <laughs> Kıskanma köylü. Seni yeneceğim şimdi birazdan. Dostum müşteriler gerçekten çok iyi. Bu yarışmamızı beğendiler. Müşteri geliyor durmadan. Evet köylü doğru söylüyorsun. Şuna baksana. Biz yarışıyoruz ama müşteriler de beğendi. Gerçekten bir sürü müşteri geliyor. Sizce arkadaşlar ben mi yeneceğim yoksa köylü mü yenecek? Eğer ben yenerim diyorsanız arkadaşlar yorumlara bir yazmayı. Yarışmayı köylü yener diyorsanız yorumlara iki yazmayı. Berabere kalırız diyorsanız arkadaşlar yorumlara sıfır yazmayı kesinlikle unutmayın. Dostum bence şimdiden iki yazsınlar. Yarışmayı ben kazanacağım. Sen daha çok beklersin köylü baksana. Yeni müşterilerim geldi. Merhaba. Hoş geldiniz. Hemen pizzanızı hazırlıyorum. Hazırla, hazırla, pizza hazırla. Çok açım gerçekten. Çabucak yemek istiyorum. Tamamdır. Size de bir tane de pizza daha getiriyorum. Benimki en büyük boy olsun. Hatta iki tane olsun. Tamamdır iki tane istiyorum. Oo tamamdır. Siz yedikçe ben size getiririm. Siz hiç merak etmeyin. Köylü gördün mü? Müşterilerim artık ikişer tane istiyor. Daha çok para kazanacağım. O köylü seni birazcık sinirlenmiş gördüm. Niye sinirlendin ki? <laughs> Yo dostum sinirlenmedim ki. Baksana bende de bir sürü müşteri var. Müşterilerim çoğalıyor. Tamamdır köylü. Bekle bakalım. Ben şu müşterilerin hemen pizzalarını vereyim. Buyurun efendim pizzanız geldi. Sizin pizzanız da geldi. Afiyet olsun. Arkadaşlar gerçekten muhteşem şekilde köylüyü yeneceğiz. Müşterimiz iyice arttı. Dostum gel kasalarımıza bakalım. Ne kadar para birikmiş kim yenmiş görelim. Tamamdır köylü bunu sen istedin. Yenilmeye hazır mısın? Açıyorum kasamı. O kasamda şimdi 200 var arkadaşlar. 205-210 oldu arkadaşlar. 215 var bende. 215 mi var? <laughs> Dostum gerçekten çok azmış. Bende daha fazla. Köylü senin kasana bakalım o zaman. O 205, 210, 215 var sende de. 215 mi var? Olamaz. O zaman hangimize bir tane daha müşteri gelirse o kazanacak. Evet köylü doğru söylüyorsun. İlk gelen müşteri yarışmamızı kazandırır ama şu anda berabereyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köylü dükkan ikiye böldü ama şu anda arkadaşlar ikimizde de 215 lira var arkadaşlar ve şu anda berabere gidiyoruz. Bakalım ilk önce hangimize müşteri gelecek. Eğer ikimizden birine müşteri gelirse arkadaşlar öne geçecek ve o yenecek ama şu anda artık berabere kaldık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın ve şu an ekrana iki tane video çıktı. İki videonun da üzerine tıklayıp farklı maceralarımızı kesin izleyin arkadaşlar ve farklı videolarımızı izlerken videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Köylü yarışma istedi arkadaşlar ve köylüyle gördüğünüz gibi berabere kaldık. Bakalım yarışmayı ilerlettiğimizde kim yenecek merak ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.